Merhaba herkese, sevgi ve saygıyla selamlıyorum tekrardan. Eğitim hayatınızı kolaylaştırıp destekleyecek içeriklerle devam ediyoruz. Arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunun sonuçlarının açıklandığını bundan önceki videomda sizlere duyurmuştum. Eğer hala bakmayan varsa sonuçları öğrenmek için açıklamalar kısmına bir link koydum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Öncelikle burs kazanan arkadaşlara hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu arada yorumlarda bildiklerinizi, gördüklerinizi, tecrübelerinizi arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. Özellikle bu burs konusunda sizlere çıkıp çıkmadığı hakkında. Ve bu arada topluluk sekmesinde bir anketimiz vardı. VGM bursu çıktı mı çıkmadı mı diye. Şu anda açık ara burs çıkmayanlar önde gidiyordu. Oraya da bir katılabilirsiniz. Sonrasında değerlendirmeleri birlikte yaparız sizlerle. Şimdi ben size bu Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ile ilgili birkaç özelliği bir hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 300 lira ve Ekim ayından itibaren tıpkı KYK'da olduğu gibi toplu para alacaksınız. Yalnız bu burs sınırlı sayıda kişiye çıkıyor ve vakıflar genel müdürlükleri var. Vakıflar Genel Müdürlükleri Vakıf Katılım Bankası üzerinden size ödeme yapacak. Gerekli yazışmaları KYK'da olduğu gibi tek bir genel müdürlükten değil, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile üniversitenizin bulunduğu şehrin bağlı olduğu bölge müdürlüğü ile yazışmalar yapacaksınız. Eğer burs kazanan varsa okul bitene kadar, eğer başarı durumunda bir değişiklik yoksa bursu almaya devam edecek. Yalnız KYK bursunun miktarı fazla. Biliyorsunuz 650 lira oldu. Bu henüz şu anda 300 lira. Tabii biraz daha artış olabilir. Ancak bu burs 8 ay ödeniyor. KYK gibi 12 ay boyunca değil de 8 ay üzerinden hesaplanıyor. Burada EK2 formu var. Bakın en önemli nokta. EK2 formundaki bilgilere göre puanınız hesaplayabilirsiniz. Böyle 60'lar 70'lerse eğer bu arkadaşlarımıza genelde burs çıkıyor. Geçen videolarda bakmıştınız. Ben tekrar açıklamalar kısmına bırakacağım o videoyu. EK2 formunuza bakarak, o formu doldurarak VGM bursu neden çıktı ya da çıkmadı oradan bir bakabilirsiniz. Özellikle ama özeti şu: anne baba olmayan, çalışmayan, gelir durumu gibi kriterler öncelikli görünüyor. Tabi bu arada arkadaşlarımız yorumlarda aslında tepkilerini dile getiriyorlar çıkmaması üzerine. Aslında çıkması gerekirdi çünkü gelir durumumuzun sıfır olduğunu belirtenler var. Artık burada ben bir şey söylemiyorum, yorum yapmıyorum. Her şey ortada. Umarım hakkaniyetle dağıtılmıştır. Bu arada burs çıkmayan arkadaşlar, yani üzülmeyin diyeceğim, demesi kolay ama umarım başka burs fırsatları karşınıza çıkar. Yeni burs duyuruları, fırsatları oldukça yine ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ya da bu yıl olmaz, önümüzdeki yıl olur. Bu yıl içerisinde de mesela Ahbap Derneği gibi bazı derneklerin burs başvuruları daha henüz başlamadı. Onları takip ediyoruz. Onları yine sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi siz de yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Tabi bu arada KYK bursu çıkanlara çıkmıyordu. Onu biliyorsunuz ama KYK kredisi alanlar bu bursu alabiliyorlar. Yüksek lisans, doktoraya da yoktu bu burs. Sadece ön lisans ve lisansa veriliyor Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu. Bu arada son bir not olarak şunu söyleyeyim. Eğer bu burs çıkmışsa ve maddi durumunuz gerçekten çok kötüyse ve ders başarınız da çok iyiyse bu bursun üzerine tekrar ilave alabiliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek. Tabi bu ders başarınızı ispatlayacaksınız. Örneğin 4 üzerinden 3,5 üzerinde bir notunuz. Bir de gelir durumunuz itibariyle gerçekten ihtiyacınız olduğunu ispatladığınızda böyle bir imkan da var. Onu da hatırlatayım. Peki bu tür içeriklerle devam edeceğiz. Eğer daha önce abone değilseniz abone olur, bildirimlerinizi açarsanız gelişmelerden anında haberdar olursunuz. Tekrardan canınızı sıkmayın diyorum. Derslerde de başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.